Yağ pazarı vardı, eski yağ pazarı. Hı hı. Şimdiki o Kartal'ın kahve var. Hı hı. Orada hep kuyumcular var. Evet, evet. Orada iki basamakla taşla çıkılan bir eczane vardı. O kahvanenin olduğu yer... Ya, onun bir iki üstü olabilir ama, yani. Ama o şeyde. Yani o orada. Anladım. Kahvehanenin... Bu yıkılan hanın... karşısında. Doğu girişinin karşısı. Medaş'ın merdivenlerinin karşısı. Anladım. Eczane oradaydı, evleri de... Evleri de şeydeydi, işte dediğim gibi. Bu Coğlak'a giderken... Bu Us eczanesi falan var ya. Evet, evet. Orada bir iki bina vardı. Onun köşedeki herhalde Ozan Apartmanı falan olacak. Hı hı. Bu rakıcı Hasan Hüseyin vardı. Onların evi falan öyle tahmin ediyorum. Evet. Çoğlakı'ya giderken falan babam dedem şeyli olduğu için Çoğlakılı. Sık sık gideriz. Ben beyaz saçlı kısa boylu bir adam şeyde görürdüm pencerede. Bazen yani. Neşeli bir adammış herhalde. Doğrudur. Ben belki o kadarını bilemiyorum. Ama adamı iyi biliyorum yani. Şimdi gözümün önünde yani. Oğulları Nedim, Nusret, Fikret. Fikret. İki de kızı var. Sevim ve Neşe. Onları bilemiyorum ama üçünü de biliyorum. Oğulları nasıldı? Böyle aktif miydi? Nedim abi zaten müzik şey yapardı. Filmlere müzik yapardı. Hı hı. Bir iki film çevirmiş getirdi burada. Halk evinde oynattı filan. Bu Matbaacı Faik orayı çalıştırırdı sinemayı. Hı hı. Orada oynattı filan. Ben orada tanırım şeyi. Babası Vasıf Otuyan merhum. Aksaray'daki eski sinemacılardan ve gelirinde hep böyle Himaye Etfale, kimsesiz gariban çocuklara bağışlamış. Doğrudur. Burada Osmanlıca gazetede öyle yazıyor. Doğrudur. Sonra onun küçüğü Nusret Otyam. Nusret Otyam eczanesi vardı. Şu köşede. Özgür'ün karşı köşe var ya, şeye dönerken. Kuzucuların olduğu yer mi? Hayır hayır, kuzucuların öbür sağçı oletine dönen köşe var ya. Ha, tamam, yine şimdi orada şey var. Baharatçı var orası. Halk eczanesiydi. Orada Nusret abi gittikten sonra işte herhalde öyle tahmin ediyorum 60 senelerinde mi gitti? Ne gitti? Yaptı. Öyle gitti herhalde. Orada bir eczacı vardı. Ben onun yanında 2 sene staj yaptım. Eczada okurken. 2 sene o Vasıf Bey, Nusret abinin devrettiği arkadaşın ismini hatırlayamayacağım şimdi. Eczacı şey vardı, kalfa vardı. Şu muhacir Aksaray'ın en büyük kalfası oydu. Eczacı kalfası. Orada çalışırdı. Evet. Neydi ismi onu hatırlayamıyorum ya bazı ismi. Neyse. Yani demek istediğim herhalde 60'tan sonra gitti Ankara'ya. Hı. Ankara'da Maltepe'de bir yere eczane açtı dediler. Hı. Nusret abi. Aynı zamanda kitaplar da yazmış. Doğrudur. Birçok konuda şey yapmış. Daha çok böyle teknik manada kitaplar da yazmış. Sonra onların küçüğü Fikret. Fikret Otyan. O Aksaray'da pek kalmamış herhalde. Yok, hiç bilmeyiz Fikret abi. Ben bir şeye geldi işte bu yıkılan yere geldi. Ne iş geldi bilmiyorum. O zaman orası kız meslek lisesiydi. Evet. 80'den sonra. Bir Sergi falan gelmiş olabilir. Sergi karısı gelmiş. Filiz ismi galiba. Filiz Otyan. Ha, Filiz Hanım. Hatta bazı ihtiyaçlar olunca bizim eve çıkmış. Ben de hastanesinin karşısındaki şimdiki Mustafa, dişçi Mustafa var, Eroğlu var ya. Hı hı. Onun üst katında otururdum. Orada bizim evde çay falan içmişler. O zamanlar karşı kız meslek lisesiydi. Doğru, hatırlıyorum. Kız meslek lisesini hatırlıyorum. Yani. 80'den sonra, 85 olabilir, 84 olabilir yani. Anladım. Ama Fikret Otyam pek Aksaray'da kalmamış. Kalmadı. Çocukluğundan bazı şeyler anlatıyor. Kadir Yıldız falan arkadaşıymış bunlar. Kadir abi de zaten şeyden sonra bu, Kamil'den sonra yer açtı. Bu Vedat var. Ökçesiz. Hı hı. Vedat Ökçesiz var, biliyor musun? Yok, Ökçesizleri biliyorum. Yani duyuyorum ama Vedat Ökçesiz hatırlayamadım, bilemedim. Peki benim oradan mantar satan Alaaddin var ya. Evet. Onun biraz ilerisinde Singer bayisi var. Tamam, bildim. O Singer bayisinin orada ufacık bir giriş vardı. Arka tarafa şöyle 4-5 metre gittikten sonra arka taraf biraz genişti. Orada fotoğrafçılık yapardı. Kadir abi. Kadir Üçyıldız. Kadir Üçyıldız. Foto Kamil'in dükkanlarındaydı. O da şeydeydi, bir üstte döviz bürosu var ya bu şeylerin. Çetinlerin döviz bürosunun hemen sağındaki ikinci dükkan. Sağındaki. Sokağa girince, hı hı. Yani Özgürler'in o arka sokağa girince sağ tarafta ikinci hı hı. dükkan. Tamam, doğru. Orasıydı. Foto Kamil'i gördünüz mü, bilir misiniz? Biliyorum canım, bilmez miyim? O zaman vefatı o zaman? Yakın, yakın, çok yakın. Ha, yakın. Tabii canım. Kamil amcayı bilirim.
Bunun damadı vardı, oğlu vardı Mesut. Bizim arkadaşımız. Mesut abi devam ettirmiş herhalde. Tabii tabii tabii. Onun arşivini pek bulamıyoruz. Bir kısmı yanmış, bir kısmı perişan olmuş da. Kadir Yıldız fotokamiden sonraki fotoğrafçı. Sonra fotoğrafçı. Ve bizim çocuklukla çekilen fotoğraflarımızı hep Saracoğlu çekmiş. Doğru. Şey orada hem fotoğrafçılık yapardı hem Bauer bisiklet satardı. Ya, Üç Yıldız. Bauer bisikleti vardı. Biz oradan bir bisiklet aldıydık. Babam bana bir bisiklet aldıydı. Tabii o dönem bisiklet önemli. Evet. Babanızın da var fotoğrafı bisikletle. Evet. Ve çok da şık giyiniyorlarmış yani. O zamanlar tabii sen. O zamanlar bir şey vardı. Geçen gün bir film seyrettim. Kanalın birinde. Kompartımanda bu mafya tipi adamlar poker oynuyorlar. Bir tane işte esas oğlan deriz ya. Evet. O da girdi şeye vagona, o oyun oynanan vagona. Oraya girdi kompartımana. Oturdu, pul filan istedi. Oradan biri dedi ki, beyefendiye dedi bir kravat getir dedi. Bizde dedi, kravatsız poker masasına oturulmaz dedi. Ya poker yani, masasında bile. Hani eskiden hep böyle kılık kıyafetler şeydi. Mesela İstanbul'da biz talebeyken Beyoğlu'na kravatsız böyle makyajsız, şeysiz, şapkasız kadınlar filan çıkmazdı. Hep böyle grand tuvalet. Bir şey galaya gidiyormuş gibi giyinirlerdi. Şimdi gece gündüz gezemiyorsun, geceyi bırak harbi. Beyoğlu'nda filan. Çok ya. Avam bir yer oldu yani. Ya ne kadar değişti. Tabii. Çok çok. Bu fotokamil hem bisiklet satardı, belki tamir de derdi. Yok, tamir şey, etmezdi sadece. Üç Yıldız diyorum ben. Üç Yıldız mı satardı? Üç Yıldız satardı. Ha, pardon. Fotokamil aynı zamanda Saraççılık mı yapardı? Saraççıoğlu soyadı. Oradan gelebilir o zamanlar. Ama hani. Ama kendisi yapmaz, sadece fotoğraf çekiyor. Olabilir. Fotoğrafçı olarak bilirim. Saracoğlu da şeyse daha önceden babası falan çünkü o zamanlar taşıma merkeple atla falan olduğu için saraççılık mesleğe iyi bir meslekti yani. Hı hı. Şey terzisi diyorlardı onlar. Hayvan terzisi. Değil mi? Lakap öyle derlerdi. O saraççılık falan herhalde aynı mesela Fikri Saatçıoğlu diyoruz. Saatçı Otel diyoruz değil mi? Evet. Onların soyadı esas mesela Özer. Ama babalar saatçi olduğu için, saat tamiratı falan yaptığı için, Fikri Saatçıoğlu'nu, Özer soyadını iptal ettirdi, Saatçıoğlu soyadını aldı. Öbür iki kardeşi var, onların soyadı hala Özer. Onların çocuklarının soyadları hala Özer. Bir şeyin, bu Saatçıoğlu bunlar, Mustafa Gil var, bir kardeşin çocukları var. Öbür kardeşin çocuklarının, erkeklerinin hep Özer. Anladım. Ama bilmiyorum. Bunu da yeni görmüş oldum. Fotoğrafçılar öyle dediniz. Bu nasıl fotoğrafçı? Mesela Kadir abinin de soyadı Coşkun. Coşkun. Sonra Üç Yıldız oluyor. Sonradan Üç Yıldız. Üç Yıldız da herhalde üç ortaktan kaynaklı dediler. İlk kurulduğunda işte Fikri Kadir Üç Yıldız birinden söylemişlerdi ama oradan geliyor filan dediler. Olabilir. Bilemiyorum yani. Olabilir. Ahmet Nuri Kadıoğlu. Kadıoğlu mahallemizin şeyi. Babam onun hangisiyle? Hadi abininle okudular beraber. Kardeşiyle. Hadi Kadıoğlu. Naci Kadıoğlu. Naci Kadıoğlu, Ahmet Kadıoğlu. Herhalde 54'lerde filan. Biz ortaokula gittiğimiz sene mi ne? Yahut da ilkokul sondayken filan. Şey, belediye başkanıydı. Kaç seneleri diyor? 50-54 arası belediye başkanı. Tamam. 54. Sonra Sadi Olurmak Belediye Reisi. 50-54 arası işte o Sultan Medrese var ya, evet. Kadıoğlu Medresesi, hı hı. Onun karşısındaki evde otururlardı. O şey var bir tane de müze gibi bir ev yapmışlar. Evet, evet. Onun üstünde bunların evleri vardı. Sultan teyze derdik annelerine. Megal Sultan Kadıoğlu. Ve işte Hadi abi babamın arkadaşıydı. Ve Aksaray Belediye Başkanı iken ben o adamın mahallelerde şey yoktu. Böyle şeyden gelen çeşme vardı öyle tahmin ediyorum. Bu Ekecik'ten gelen. Ekecik'ten. Bir tane bizim o çıkmaz sokağın köşede, ilkokulun köşede vardı. Taşpazar'a girişte Zafer İlkokulu'nun. Sonradan siyah borular geldi her mahalleye. Böyle herhalde bir 20-25 santim, 20 santim çapında siyah pik borular geldi. Hmm. Böyle üst üste üst üste.
hani marangozlar ağaç kurutur ya, hı hı. Öyle üst üste şöyle birer metre şeyde hep mahallere koydular. O zaman içme suyu geldi. Getirecek dediler ve içme suylarını onun zamanında geldiğini iyi hatırlıyorum. Ahmet Nur Kadıoğlu. O borular o zaman geldi işte. Hı. Ama 55'te, 56'da herhalde 57'de bütün Aksaray'ın evlerine falan bağlandı. Ahmet Nur Kadıoğlu aynı zamanda Aksaray'da ilk tanıtım atağını başlatan kişi. Böyle tanınmış fotoğrafçılar getiriyor, fotoğraf çekip broşür yaptırıyor. Film onun döneminde bu Toprak filmi. Toprak filmi çekildiğinde siz kaç yaşında oluyorsunuz? 9-10 yaşlarında falan oluyorsunuz normal. 42 doğmuşsunuz. 51'de, 52'de falan çekilmiş. Ahmet abi orada şey oynardı canım. Ahmet Bersu. Bersu, he. Hatta bizim karşımızdaki Vehbi'nin arada çaycı var ya. Evet. Vehbi'ye giderken ara sokak var. Evet. Şimdiki Göktaş'la Vehbi'nin arasında bir sokak var ya. Evet. Orada bastacı Mehmet Ağa vardı. Yani orada bir tezgahı vardı. Hı. Akşamları kapatır, incik boncuk bir şeyler satardı. Hı hı. Orada Ahmet Bersoy geldi, orada çektiler. Alışveriş yapıyormuş gibi bastılar. Evet, evet, evet. Yani bilmiyorum yani, ben filmi seyretmedim de. Orada bizim dükkan yakın olduğu için. Ama çekilirken gördüm. Çekilirken gördüm. Zaten yönetmen de Nedim Otyam. Nedim Otyam. Senaryoyu da Fikret Otyam yazmış. Doğrudur. Babaları o zaman sağ mıydı? Bilmiyorum. Anlatmıyorum, sağ değildi. Olabilir, vefat etmiş olabilir. Vefat etmiş olabilir. Doğru. Fikret Otyam senaristi. Ben orada sadece oradaki pozisyonu şey yapıyorum, hatırlıyorum. O pastacı Mehmet Ayna, Ahmet Bersoy'un böyle konuşmalarını.